tek bakmaya doğru gidiyoruz. Tek bu mağazada var diyordu. Umarım vardır yani. Çünkü gerçekten çok hayaller kurarak gördüm o eteği ve yoksa gerçekten üzüleceğim. Geçiyoruz şu an yani inşallah. Çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum. Garip parçalar da aldım. Nasıl duracağını merak ediyorum gerçekten. Eşyalarımı buraya koyuyorum ve bye. Güzel oldu. Nasıl? Dış sesende. Çoraplarım da çok güzel. Çoraplarımı bilerek öyle gidin bu arada. Buralara basacağımı biliyordum. O yüzden böyle bir şey seçtim. Güzel gibi. Nasıl? Bunlar korkunç. Üstündeki ne beğendin? Şunun varsa da yiyeceğim. Bu da arkadaşlar yani... Yo, çok şık, güzel bir etek. Bence bana da oldu bu arada. Üstümü düzgün kombinlemek lazım diye düşünüyorum. Aynen. Yani boyum da kaldırdığını düşünmekteyim ben. Bakımdan. Ayağındaki yanlış. Ya, ayağımdakine bakmayın. Ama bir düşünme sabahı bir şekilde. Bence tarz bir şey bu arada rengi. Ya bence bu şekilde de giyilebilir. Ve hani daha kapalı tarzı giymek isteyen insanların da giyebileceği şık bir parça olduğunu düşünüyorum. Ben eteği çok beğendim. Media Markt'a geldik. Bir şeyler bakmam gerekiyordu. Ne aldığımı size evde göstereceğim ama aldığım şeyin rengi çok güzel ve bayağı güzel. Hadi bana al. Bakın ne aldım. Benim kocaman bir hoparlörüm vardı fakat küçüğüm yoktu. Bir de bu rengi de görünce almak istedim hemen. Biliyorsunuz doğum günüm geliyor. O yüzden böyle bir şeye ihtiyacım olacak. Rengi kılıfım da aynı bu arada. Deniyoruz. Bunun adı Zeze, haberiniz olsun. Normal şarj aleti çıkıyor. Turuncu. Ve burada kullanma kılavuzu var. Yani bu çok işimi görecek bir şey değil. Bağlandı. Bakın şimdi kendi YouTube'umu açacağım ve sese bakacağız. Ay gerçekten vlog çekmeyi çok özlemişim. Sizleri çok özledim. Peki bugün biz ne yapıyoruz? Klasik Zeynep hazırlanması yapacağız. Evet, o zaman... Sesi gayet güzel bu arada. Evet, yani bunu göstermek için şu an açmıştım kamerayı. Diğer şeylerimiz de farklı görünüyorsam yapacak bir şey yok. Çünkü kesit kesit koyuyorum size. Evet, bunu aldım. Hoparlör. Kahvemi aldım. Güzel alışveriş yaptığımı düşünüyorum. Yani alışveriş vlogu yine 2 gün sürdü ama yapacak bir şey yok çünkü 5 saat AVM'de dolaşmak çok yorucu oluyor ama 2 günün totalinde yine 5 saate denk geliyor. Size evde neler aldığımı göstereceğim. Size göstermediğim şeyler de aldım. Bakalım neler almışım. Hadi eve geçelim. Evet, şimdi eve geldik. Size aldığım şeyleri deneyerek göstermek istiyorum ama sadece buradan birkaç şeyleri göstereyim. Ben yine bildiğiniz gibi bol şeyler almayı ve bol şeyler giymeyi sevdiğim için bol pantolonlar aldım. Size hemen onları gösteriyorum. Bu arada pijama alayım yani. Evet,
genel olarak böyle bir şeyimiz var. Evet. Şimdi hemen anlatıyorum. Bunları görüyordum her yerde ve benim de bu kesimde bir şeyim yoktu. Ve bence hani ben bu kesimi bana yakıştırıyorum çünkü omuzlarım vesaire de geniş olduğu için yani daha böyle estetik ve daha şık durduğunu düşünüyorum. O yüzden bu modeli seviyorum yani bu yaka kesimini seviyorum, yuvarlak yakayı. Bunun hem beyazını aldım hem siyahını aldım. Zaten ikili satılıyordu yani ikili aldım. Bu bir tık uzun bir şey yani ben böyle kullanmam o yüzden böyle yani buruştururum. Herkesin de giyebileceği bir şey bence yani bu kullanışlı bir şey. Hani beyaz ve siyah sonuçta her şeyin üstünde giyecek bir şey diye düşünüyorum. Pantolonum çok güzel. Rengi zaten mükemmel. Bol. Gördüğünüz gibi. Yani şuralarında falan cepleri var. Ben bayağı beğendim. Yani bunu böyle bile giyebilirim. Havalar bir tık ısındıktan sonra zaten böyle giyeceğim büyük bir ihtimalle. Ya da üstüme bol bir tişört alıp giyerim diye düşünüyorum. Pantolonu size yakından bir tarz daha Pantolonu size biraz daha göstereyim. Pantolonu size biraz daha göstereyim. Değiştim. Bu pantolonu ben aşık oldum arkadaşlar. Bunu yani bu pantolonu gerçekten çok sevdim ve çok güzel. Çünkü tam aradığım bollukta. Ama şimdi size işin sırrını söylüyorum. Bu pantolon kaç beden biliyor musunuz? Bakın. Arkadaşlar bu pantolon 40 beden ve ben normalde 34-36 giyiyorum ama pantolon 40 beden benden neredeyse 2 ya da 3 beden büyük bir pantolon. Neden bu kadar büyük aldınız Zeynep yani hani diye soruyorsanız da çünkü arkadaşlar istediğim düşük bellikte olmuyor ve aynı zamanda istediğim bollukta da olmuyor. Bu pantolon gördüğünüz gibi gerçekten bayağı bol ve ben bol pantolonu seviyorum yani hani ortasını istemiyordum bu pantolonla çünkü ortası olan bir pantolonum var ne ve hani neden aynı şeyi tekrar alayım'a denk geliyordu. Böyle bir şeye ihtiyacım vardı. O yüzden dedim ki tamam kendi bedenim istediğim bollukta olmuyorsa ben de büyük beden alırım kocaman kocaman giyerim. Yani hani pantolonla annem aynı yani pantolonu annem giyebiliyor yani hani o kadar büyük bana. Anneme bile bol geliyor yani hani öyle düşünün. Size de bir taktik yani istediğiniz bollukta olmuyorsa beden büyütün belinizden düşer en kötü terzide belinizi yaptırırsınız. Size pantolonu bir yakından gösteriyorum. Tamam. Değiştim. Bakın dediğimin aynısının siyah rengini size gösteriyorum şu an. Yakası yine yuvarlak. Arka kısmı yani normal tişört gibi. Kumaşı da arkadaşlar fitilli penye. Yani o yüzden terletecek bir kumaş değil ve aynı zamanda polyester olmadığı için daha basic, daha sade görünüyor. Çünkü polyester şeylerde daha şık bence duruyor. Yani her zaman da değil bu arada. Her polyester şık diye bir şey söylemiyorum. Polyester dediğim de böyle yumuşacık bir kumaş var ya biliyorsunuzdur bence o polyester. Yani boyu vesaire her şey bence çok güzel. Herkes istediği gibi kombinleyebilir. İsterse belini böyle kapatabilir, isterse böyle kullanabilir, isterse crop yapabilir. Herkesin kendi kullanımına kalmış bir şey bu. Ama yani ben böyle basic parçaları seviyorum zaten. Hani alışveriş vlog 3 bu. Artık beni tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Yeni bir crop giymemiz yok mu? Var. Evet. Yine bir basic parçayla geldim. İşte bu şey hem yazlık hem kışlık hem ilkbahar hem sonbahar bütün mevsimler olan dediğim şey. Bunun kumaşı o kadar güzel ki
yumuşacık arkadaşlar. Yani o çok güzel hissettiriyor. Efsane hissettiriyor. Çok güzel. Yani bunu kesinlikle öneriyorum. Yine bu da çok basic bir parça ama her şeyle giyebilirsiniz. Yani mesela nasıl her şeyle giyebilirsiniz? Hemen gösteriyorum. Bakın. En basitinden, hiçbir şey düşünmeden yaptığım bir şey bu. Yani hiçbir şey yapmadım. Ve neden bunlar çok rahat? Çünkü hem kesimleri çok rahat, hem kumaşları çok rahat, hem de hani ana renkler olduğu için her şeyle giyebilirsiniz. Sesim de deton oldu, ana renkler. Bu da yine yani normal atlet boyutunda bir şey. Ben böyle kullanıyorum çünkü düşük bedde bir tık ten seviyorum. Bunu da bayıldım bu arada. Çok güzel değil mi? O zaman yes! Aynısının yine beyazı. Hatta bence bu beyaz da daha güzel oldu bu. Geldim. Çıt çıtlı bir body arkadaşlar. Bu yine mükemmel dediğim kumaşta. Kesimi vesaire her şey çok güzel ve ben bayıldım. Evet, videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yani alışveriş vlog gelmeye devam edecek büyük ihtimalle. Ben çünkü çekerken çok zevk alıyorum. Böyle try and haul gibi oluyor. Ve try and haul gibi oluyor değil, try and haul oluyor. Size sormak istiyorum. Kışlık ve mevsimlik kombin videosu gelsin mi? Herkese göre. Yani yazdan önce isterseniz böyle pantolon, işte bodylerle ya da işte kazaklarla, sweatshirtlerle yapabileceğimiz kombin videosu istiyor musunuz? İstiyorsanız yorumlara evet kalp atın. Özel istek. Evet kalp. Kırmızı kalp. Sizleri çok seviyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kocaman öpüyorum. Kanala abone olmayı, like atmayı, bildirim çanını açmayı unutmayın. Ve Instagram'ım hesabıma aşağıdan yukarıdan bir yerlerden ulaşabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz.